Devam edeceğim. Hemen davet edeyim babası Kemal ve annesi Suzan gelsin lütfen. Buyurun. Gel Suzancığım. Sen bu lastik ayakkabıları seviyorsun. Rahat mı? Rahat rahat, çok rahat. Çok rahat. Tamam, çok peki rahat. Giy o zaman onları. Kemal Bey hoş geldin sen de. Sağ ol, selamlar efendim, hayırlı yayınlar. Sağ ol Kemal Beyciğim, teşekkürler. İnşallah soru sormamıza fırsat verirse Kemal Bey. Kemal Bey maşallah filozof. Şimdi şey de davet edeyim hemen. Savaş ve Emir'i de davet edeyim. Amcasını gelsin onlar da lütfen. Gelin lütfen. Selamünaleyküm. Aleykümselam Savaş. Kolay gelsin abla. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol Emir, çok teşekkürler. Sağ olasın. Bu arada annen Yeter Hanım'ı da canlı yayında Giresun'da göreyim lütfen. Yeter Hanım da canlı yayında, onu da bir görelim. Arkadaşlar o beklediğimiz VTR hazır mı bana söylediğiniz? İlk başta gireceğimiz. Yeter Hanım'ı da göreyim. Tamam, Yeter Hanım'ı da göreyim. Ona da bir merhaba diyeyim lütfen. Yeter Hanım da hazır mı? Bir göreyim. Yeter Hanım merhabalar, duyuyor musunuz beni? Merhabalar, hayırlı günler. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Önemli gelişmeler var, haberdar olacaksınız. Ama ben öncelikle sevgili Savaş'a ve sevgili Emir'e çok teşekkür ediyorum. Onlar aslında biliyorlar. Dün Mustafa, yani biz ona başka sorular da sormak istiyorduk. Hatta işte bazı, işte bir kumpas kurdukları iddiası vardı. Yüzüne bakarak o soruları da sormak istedik. Fakat o kaçarcasına buradan gitti. Giderken de muhabirimiz, ekibimiz cevap hakkını kullansın diye otele gitmişlerdi. Yani hem şey ekibime saldırdı. Ve o arada sevgili ekibimi, arkadaşlarımı korumuşsun Savaş. Resmen kendini siper etmişsin. Ben vazgeçme ekibi adına sana çok teşekkür ediyorum. Rica sağ olasın. Abla. Çok rica sağ ol. Çok abla. Teşekkür ederim. Öyle şey olur mu? Görevimiz abla. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani, bir, ama şöyle söyleyeyim. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Yani eşini öldürdün mü? Ama sonuçta yani umarım öldürmemişsindir. Hatta sen bana çok çok iddialı bir söz kullanmıştın. Ben eşimi öldürmedim, gelip alnımlar öpeceksiniz evet, demiştin. Ben bu sözümün bütün kalbimde bunu diliyorum. Bütün kalbimde bunu diliyorum. Ya yani dünkü o davranışından dolayı sana teşekkür ediyorum. Ben vicdanlı ederim, bir adammışsın çünkü. Şimdi sevgili Merve'yi resmen üzerinde siper olmuşsun, korumuşsun. Gökhan da oradaydı. Şimdi ben başlayacağım hemen sıcağı sıcağına ama hemen şunu sormak istiyorum. Duyuyorsunuz değil mi beni Yeter Hanım? Evet duyuyorum. Şimdi bugün sen bir yerlere gittin. Bazı gelişmeler yaşandı. Seni nereye götürdüler? Gücü'ye gittik. Hı? Gücü'ye gittik, Gücü'ye. Gittiniz ne oldu orada? Bana anlatır mısın lütfen? Orada bir şey olmadı. Gitti şey muhtar götürdü bizi. Hı hı. Karakola götürdü. Orada biraz oturduk. Ondan sonra sağlık odana, hastaneye götürdüler. Kan aldılar. Kan aldılar sizden. Tekrar bir jandarmalar bizi köye götürdü. Bizden kan aldılar. Dört kişiden kan aldılar. Kimden kan aldılar? Tekrar bir daha köye götürdü jandarmalar bizi. Kimden kan benden aldılar? Benden aldılar. Meyram'dan aldılar. Ayş. Hı. Benden. Senden evet. Bir de Meyram'dan. Meryem'den, evet. Bir de Hatice'den, bir de benim Ayşe'den, dört kişiden. Yani senden, Yeter Hanım'dan, Nuran'ın kayınvalidesinden, kızından, Meryem'den, senin kızından, Ayşe'den ve Emir'in karısı Hatice'den kan örnekleri alındı. Doğru mu? Evet, evet doğru. Dördümüzden aldılar. Şimdi bildiğim kadarıyla Nuran'ın kaybolduğu odada bir DNA örneği bulundu. Nuran'ın kaybolduğu odada, yani pencereden kaçtığı söylenen odada bir DNA örneği bulundu. Bu DNA örnekleriyle annenden, Emir'i lütfen göreyim, Savaş'ı da göreyim. Annenden, Emir senin karından, kızından, kız kardeşinden Savaş. Bu karşılaştırma yapılacak DNA örnekleriyle. Tamam abla. Benden de alınabilir, benden de yapabilirler abla. Evet, bir DNA bulundu ama o DNA'nın ne olduğunu yani açıklamayacağız. Tamam abla. Orada çok önemli bir, hatta başka bir yerde daha bu DNA bulundu. Bu DNA Nuran'a mı ait mi değil mi bilmiyoruz. Tamam abla yapasın, bunların hepsi yapasın abla. Evet. Peki nasıl, orada nasıl bir DNA bulunmuştur? Şimdi oda normalde sizin kullandığınız bir oda değil. Aynen abla. Ablamın odası. Kimin? Ablamın odası. Ayşe'nin odası. Yeter Hanım, Ayşe'nin kullandığı bir oda mıydı orası? DNA örneğinin bulunduğu oda. Evet, evet. Evet, onun odasıydı. Şunu da hemen açıklayayım. Devam ne olur ya doğru uyat ben. Neden kadınlardan? Doğru boyuna. Neden kadınlardan kan örnekleri alındı? Çünkü bir kadına ait bir DNA bulundu.
Tamam abla, sıkıntı yok. Ben diyorum bak, hani yapılsın. Hı? Arkadaşlar lütfen ekranı hiç değiştirmemenizi rica edebilir miyim? Şu cimriye genele çıkmazsanız hiç... Tamam. Ha, tamam, çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Onu da gerek yok. İstemiyorum onu. Gerek yok. Sadece ben 3 kişi aileden ekranda olsun istiyorum. Çünkü onların gözüne bakarak soruları sormak istiyorum. Göz teması çok önemli. Tabii abla. Göz teması ekrandaki izleyiciler de. Yani sanki ben kendimi izleyici yerine koyuyorum. İzleyiciler de seninle Emir'le ve Yeter Hanım'la göz teması kursun istiyorum. Olduğu gibi ekran, o yüzden istiyorum. Hepiniz ekranda olun istiyorum. Şimdi bir kadına ait DNA. O oda peki Yeter Hanım. O gece senin gelin normalde her zaman yattığı salonda yatmak istemiyor. Çocuklarla beraber pencereden kaçtı. Pencereden kaçtı. O odada, yani Ardiye Ayşe'nin kızının yattığı odada yatıyor. Doğru mu? O gece. Evet, evet. Peki. Evet. Sürekli Ayşe mi odada yatardı daha önceden? Burası benim odam dedi. Bizi bile koyulası gelmezdi. O akşam nasılsa yengesine izin verdi yat diye. Normalde başkasının o odaya... O odayı çekişti üç. Öyle mi? Ayşe izin vermez miydi başkasına? O odayı... Yok, orası benim odam dedi boyuna. O da orayı çekiştiği için, orada yatayım, orada duralım dediği için ona izin verdi. İşte Ayşe oturma odasına geçti. O da uya geçti işte. Geçti uyuyor, zaten yatmadan yok oldu. Peki daha öncesinde o odada kimsenin yatmasına izin vermeyen görümcesi Ayşe neden o gece, yani kızın niye o gece izin verdi? Diğer geceler izin vermeyen Ayşe niye o gece izin verdi yengesine? Ya onu işte onu sevdi, ekse ya onu sevdi, o şey yapmadı, kıyamadı ona. Kıyamadı için ona şey yaptı. Yoksa ki benim odamda, hep benim odama girmendi. Ha şimdi bile benim odama girmendi boyuna. Bir kadına ait DNA örneğinin bulunduğu... Bir dakika Yeter Hanım. Bir kadına ait DNA örneğinin bulunduğu Nura'nın kaçtığı odadaki bu DNA bulunması normal bir şey mi Savaş sence? Abla şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Benim ablamı biliyorsunuz, hani özürlülüğü var. Hani, engelli diyelim ona. Engelli var abla işte. Hani illaki bir tarafını ben ondan şüphelenirim. Başka bir şeyden şüphelenmiyorum abla. Hani ne olabilir peki? Bir DNA derken ona ait bir DNA ne olabilir? Ablacığım bilemem. Bir tahminin var mı? Annen, kız kardeşin, kızın ve yengen. Neden kan verdiler? Abla kan örneği bulunduysa kan vermişlerdir belki. Onu bilemem ben. Belki başka bir DNA bulundu. Onu bilemem abla. Belki saçı bulundu. O da olabilir abla. Doğru söylüyorsun. Belki bilmiyorum. Evet, saç bulundu. Yani DNA'dan her şeyi anlayabiliriz. Emir peki buyur senin abla. Eşinden Hatice'den niye kan örneği alınıyor yengeden? Bilmem abla neden alındı. Ne gerekiyorsa yapılsın, yapsınlar yani. Senin eşinden alınıyor. Tabii. Ondan sonra işte Meryem'den alınıyor. Nura'nın evet. Kızından alınıyor. Senin yengen Yeter Hanım'dan alınıyor. Ve de yeğenin Ayşe'den alınıyor. Evet. Ablam ne gerekiyorsa yapılsın. Peki kan vermeye gittiklerinde o anlarla ilgili yaptığımız çekimi bir ekranlara getirelim mi Pınar'cığım? Getirelim. Tamam, hemen verelim o zaman. Buyurun. Gelin ortalıklarda yok, tamam mı? Hiç umurlarında yok ya. Hep kendilerini savunuyorlar. Bunun hesabını adalete vereceksin, vereceksin. Nurhan Bayram'ın şüpheli kaybıyla ilgili jandarmanın yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda Savaş'ın ailesi ve çocuklarından kan örneği alınarak eşleştirilmeye çalışılacak. Birazdan Savaş'ın ailesi ve çocukları jandarma eşliğinde hastaneye giderek kan örneği verecekler. Kan örneğimizi verdik. Şu anda dışarıda bekliyoruz yani. Bir açıklama yapıldı mı size? Bu kan örnekleri neden alınıyor? Neden alındığı için bize bir açıklama yapılmadı. O konuda bir bilgimiz yoktur efendim. Kimden alındı kan örneği? Kan örneği eşimden alındı. Torunum Meryem Bayram'dan alındı. Kızım Ayşe Bayram'dan alındı. Gelinimiz Hatice Bayram'dan alındı. Ne için almış olabilir bu kan? Onu da bilmiyor. Orasını da bilmiyor. Resmede söyleyecekler sonra zaman. Savaş bir DNA örneği.
Ablacığım. Ve senin eşinin pencereyi açıp kaçtığını söylediğini ve o gece normalde yatmadığı, senin kız kardeşin Ayşe'nin de başkasını yatırmadığı ve kendi yattığı, normalde izin vermediği odada o gece tesadüfe bak ki şimdi yatmak istiyor. Bir dakika Kemal Beyciğim, rica ediyorum. Ben şunu söyleyeyim ablacığım, evet. Şu olanlar var ya, benim hani böyle çok mutlu ediyor yani. Ciddi diyorum, çok mutlu. Yani gülesim geliyordu, gülmek de istemiyorum. Çünkü neden biliyor musun ablacığım? İnşallah hep beraber güleriz katil i̇şte, yakaladığımızda. Temizci yani, bizim temiz olduğumuz garantilenecek yani bundan. Ben bunları istiyorum zaten, daha hızlı olsun. Kemal Beyciğim bak, bir şey konuşuyor, bitirsin sen de konuş ben lütfen. Ben bak bunların için hani elimden gelen bir şey varsa onları yapmaya razıyım. Ben niye bu olay temizlensin, hani ortaya çıksın her şey diye uğraşıyorum. Ben sorularımı sorayım, sonra sana söz vereceğim Kemal Bey. Müdahale etme, ben sana söz vereceğim. Tamam, çok rica ediyorum.